Cazip Bubay. Bugün hakkımda çıkan asılsız olaylara cevap vermek istiyorum. Mehmet Sadık Dönmez kendini 15 Temmuz Federasyon Dernek Başkanı olarak bana tanıttı. Beni ofisine davet etti. Ben de sesi sinirli geldiği için oraya gitmeden polis memurlarını aradım. Ben polis memurlarından 5 dakika önce oraya vardım. Beni tehdit etti. Allah'tan polis memurları geldi. Beraber karakola geçtik. Karakola geçtiğimiz esnada benim üzerimde bulunan boş kuru sıkı silah ve kendi aramızda kullandığımız Türkiye Devlet Fedaileri kartını gördüler. Bu kart nasıl olmuşsa bir şekilde CHP milletvekili Murat Bakan'ın eline geçmiş. Burada yapılan bir milletvekilinin devleti karalama politikası aynı zamanda devletin polisinin kişisel veri ve datayı üçüncü tekil şahıslara aktarmasıdır. Burada devletin bir zafiyatı, Cumhurbaşkanlığının karalanması ve devlet erkanına saldırı vardır. Bu konu hakkında sabahtandır, hatta dün geceden beri bana devlet fedaileri ne diyorlar? Arkadaşlar, devlet fedaileri herhangi bir kurum, kuruluş ya da herhangi bir siyasi parti veya herhangi bir ideoloji taşımayan, tamamen milliyetçi gençlerden oluşan, devletini, bayrağını, toprağını seven insanlardan bir araya gelerek kolluk kuvvetlerine şurada bu insan torbacı, şurada bu insan bunu yapıyor gibi bilgi veren kişilerdir. Biz makam, mevki, para, şan, şöhret peşinde olan insanlar da değiliz. Ve herhangi bir yerden destek de almıyoruz. Silahımızın zaten kuru sıkı olduğunu, içinin boş olduğunu tutanaklarda görebilirsiniz. Savcılık tutanakları da elimde zaten mevcuttur. Mekan basmaya da gitmedik. Mekan basmaya gitsem kuru sıkı silahla, boş mermiyle polisi de kendim aramam. Teşekkür ederim. Ayrıca bu olayla ilgili görevini kötüye kullanan polislerden ve devlet erkanına saldıran Murat Bakan'dan maddi ve manevi olarak şikayette bulunacağım. Devlet erkanına bu kadar aptal ve saçma bir olaydan saldıracağını düşünmemiştim Murat Bey. Hele hele benim kişisel verilerimi paylaşırken fotoğrafımı ve TC kimlik numaramı silmeyecek kadar amatör olacağınızı da düşünmemiştim. Devlet erkanına bu konu hakkında saldırdınız. Emin olun bu konu hakkında pişman olan siz olacaktınız. Teşekkür ederim.